2400 yıldır modası geçmeyen, kentteki atölyelerde işlenerek vitrinleri süsleyen yatırımcıların vazgeçilmez ürünü. Nasıl yapılırım bu bölümünde Adana burma bilezikleri ele aldık. Hadi hep birlikte izleyelim. Merhaba, ben İhsan Gülderdi. Uzunoğlu Mücevher Hat'ta satış danışmanıyım. Aslında işçiliksiz diye tabir ettiğimiz Adana burması birçok merhaleden geçtikten sonra bizim vitrinlerimizde yerlerini alıyor. Müşterilerimizden gelen kullandıkları bilezikleri Sarav arkadaşlar da satıyorlar. Sattıktan sonra bunların yenilenmesi için bize geliyor. Biz de bunları elimize alıp önce 22 ayar olup olmadığına, yani bunların da ayar şeyleri vardı, 916 milyon olup olmadığına bakarız. Öncelikle makasları keseriz. Bunların şüphelendiğimiz ürünler olur yani bazen. Onların da ayarına bakmak için içindeki şeyleri kestiğimiz zaman bakır rengindeyse şüpheleniriz. Ama baktığımız zaman içinde sarı varsa zaten sıkıntı yoktur. Bu şekilde bastıktan sonra bunları şöyle koyarız. Potanın içine atarız bunları. Potamızı ocağımızın içine koyup eritme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Hurda altınlarımızı eritme aşamasındayız. Ocağımızı yakın eriteceğiz. Derecemiz altınımızı dökmek için ısıtıyoruz. Isıtmazsak döktüğümüzde altınlar havalara uçuşur. Yerlere dökülür. Dökülmemesi için de bu şekilde ısınması gerekiyor. Ocağımızdaki altınımız eridi. Potamızı maşamıza tutup daha sonrasında derecemize döküp altın halimizdeki ham maddemizi alıp silindire doğru gideceğiz. Adana burması ilk önce altının eritilerek 22 ayara tam ayarlanmasıyla işleme başlanılıyor. Silindirimize doğru geldik. Şimdi telimizi kara halde inceltmelere başlayacağız. Tel halinde çekilerek onun örgü pozisyonuna gelmesi sağlanılıyor. Bir usta Adana burması yapana kadar en azından 7-8 senelik bir çıraklık dönemi geçiriyor ve ondan sonra Adana burmasını yapmaya başlıyor. Bu aşamada da altınımızın kesilmemesi için silindirden çekerken tavlama işlemine geçeceğiz. Altınımız uzmuşacak. Daha sonra tekrardan devam edeceğiz silindirden çekmeye. Bu hale getirip tavlama işlemine geçiyoruz. Şu anda tavlayı altımızı yumuşatacağız. Boyunu düzeltip hesap makinemizde hesaplayıp kaç gramlık yapacağımıza göre biz şu anda 30 gramlık Adana burması yapacağız. Ona göre 45 gram almamız gerekiyor. Onun ölçümünü yapıp daha sonra silindirden çekmeye devam edeceğiz. Sarrafın terazisi müftünün fetvasına eşdeğerdir. Yani işimiz çok hassas bir iş aslında. Bunu da, bu işi de yaparken de ustalarımızın elinden geçiyor. Tabii ustalarımız da bunun ayarını çok iyi tutturmak zorunda. 1000 üzerinden 916 değerine ulaşabilmesi için bunu ellerinde ayarlamaları gerekiyor. Şu anda 30 santimimizi ölçtük. PS'nin 30 santimimizi alıp silindirden çekmeye devam edeceğiz. Ham hali 50 gram şu anda. Bu 30 gramı kadar uzunması olacak. Onun için de silindirden çekmeye devam edeceğiz. Silindire doğru gidebiliriz. Silindirlerden geçerek ince tel haline geliyor. Şu anda da 30 gramı kadar burmamızın silindirden son kapısına geldik. Daha sonra bu şekilde sarıp tavlama işlemine geçeceğiz. Tavlama işlemine geçmeden önce bunu haddeleme işleminden geçireceğimiz ve yuvarlak hale getireceğimiz için kapıda da silindirde uç açacağız buna. Haddemizin kolay geçmesi için. Telinin yuvarlak hale gelmesi için haddeleme işlemi yapacağız. Onun için de tavladıktan sonra mumlama işlemi. Bu mumlama işlemini yapmamızın sebebi de telimizin daha kolay haddeden gelmesi içindir. Bu şekilde mumluyoruz. Telimiz sıcak olduğu için mumlattan sonra biraz bekliyoruz. Şu anda telimizi yuvarlak hale getirmek için haddeleme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Son aşamamız olan tavlama işlemimizi yapıp daha sonra örgüye geçeceğiz. Bu yüzden de altımızın hem rengini almaz hem kolay örülebilmesi için terimizi tavlıyoruz, altın sütüze batırıp örme işlemine geçeceğiz inşallah. Şu anda altın sütüze batırıp terimizin rengini almasını sağlıyoruz. Örgümüzü örmek için de mengenemizi alıyoruz, örgümüzü bağlayıp daha sonra inşallah örgümüze geçeceğiz. Bu örgüyü genelde kilitli bilezikler yaparken örerler. Daha geniş olur Adana burmasından. Günümüzde ağırlıklı olarak yatırım aracı, özellikle Kayseri'de yatırım aracı olarak kullanıyorlar. İkinci safhada bunu takı olarak kullanıyorlar. Çünkü Kayseri'mizin bakış açısı altında biraz daha az zarar edelim. Bozdurduğumuz zaman fazla zararımız olmasın.
Kayseri'de de Adana burması dediğimiz, inci, baftalı dediğimiz işçiliksiz bilezikler daha çok revaç görüyor. Bileziğimizin genişliğini vereceğiz. Onun için de silindirimizden bastırıyoruz. Milattan önce 400 yıl öncesinde burma bileziğin örnekleri vardı. Yani aşağı yukarı 2400 yıldır kullanılan bir takı aracı. Şu günümüzde de kullanılıyor ve bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Gerek görünüşü, gerek parlaklığı, gerek de sağlamlığı açısından en çok kullanılan bilezik türlerindendir. Evet. Şu anda altımızı büküyoruz. Kaynak hale gelmesi için, kaynatmamız için ağız ağza getiriyoruz bileziğimizi. Daha sonra kaynak işlemine geçeceğiz. Bu da teknik halimiz. Altınımızı kaynağa kolay çekmesi için. Öncelikle bundan sürüyoruz. Daha kolay çekiyor. Şu anda bileziğimizi sokmakla düzeltip yamukluğunu alıp örtüsünü kaleme hazırlıyoruz. Örtümüzü buluyoruz. Biz güvene dayalı bir iş yapıyoruz. Biz buna eğer 22 ayar diyorsak 22 ayarı tam tamına tutturması gerekiyor. Şu anda son aşamamıza geldik. Bileziğimizin parlaklığını verip müşterimize teslim edeceğiz inşallah. Bunun için de makinemizi çalıştırıyoruz. Bu şekilde kalemimizi atıyoruz. Şu anda Adana burması hazır. Vitrinlerde yerini alacak inşallah. Bunlar da hayırlı müşterilere nasip olacaktır.